Evet. Bugün 9 Haziran 2021 haftalık basın toplantımızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız. Öncelikle bu basın toplantımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında bundan tam dört yıl evvel hain terör örgütü tarafından alçakça katledilen evladımız şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyor. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun diyor. Ayrıca 9 Haziran 1995 tarihinde merhum Erbakan hocamızın önderliğinde ve merhum Mehmet Akif İnan'ın gayretleriyle kurulan Memur Sen'in 26. kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Memur Sen Camiası'nın yüklendiği tarihi sorumlulukları Vakar içinde taşımanın bilinciyle 26 yıl önce çıkmış oldukları yolculuklarını aynı azim ve kararlılıkla sürdürmelerini temenni ediyor. Başta rahmetli Erbakan hocamız ve merhum Mehmet Akif inan olmak üzere kuruluşundan bugüne Memursen camiasına emeği geçenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Muhterem arkadaşlar son zamanlarda toplumun her bir kesimi hak, kesimi hakikaten çok ama çok zor günler geçirmektedir. Hepimiz bunu içinde yaşayarak görüyor, idrak ediyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Esnaf Kongresi'nde Esnafımızın sorunlarını kendilerinden dinledik. Kongremiz vesilesiyle derdini anlatan esnafımızın sesini bir kez de buradan yetkililere özetleyerek birkaç cümleyle duyurmak istiyorum. Esnafımız doğrudan doğruya kendi ağızlarıyla şunları ifade ettiler bir kısmı. Sadece. Bir, sadece Konya'da 310 meslektaşımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Türkiye genelinde ise hizmet sektöründe 12 arkadaşımız çok üzülerek söylüyoruz ki intihar ederek hayatına son verdi. İki, 50 bin lira kaybım varsa pandemi vesilesiyle bana verilen 3000 lira ile ben nasıl geçineceğim? Kira, elektrik, su, eleman parası ve ailemin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım? Üçüncü bir arkadaş, sosyal yardımlaşmaya ve Kaymakamlığa gittiğimizde "Tamam, biz size destek çıkıyoruz." deyip bize koli gönderiyorlar. Ben vergi dairesine bulgur mu vereceğim, pirinç mi vereceğim? Bir başka esnafımız maalesef devletimden hiçbir şekilde maddi yardım alamadım. Sadece istediğim devletimiz bizi görsün ve bize sahip çıksın. Bir arkadaşımız da yine biz pandemi başladığında 25 personelle çalışıyorduk. Şu an sadece 8 kişiyle çalışıyoruz. Evet. 5 ayrı esnafımızın yüreğinden ve dilinden dökülen cümleler bunlar. Böyle daha niceleri var. Bizler bu cümlelerin birer istisna olmasını isterdik. Ancak maalesef esnafımızın çoğunluğu bu sorunlarla baş başa ve de çaresiz bırakılmış durumda. İşte ekonomimizin bel kemiği olan esnafımızın hali. Görmedim, duymadım, bilmiyorum demenin geçerliliği yok artık. İşte biz size buradan haykırıyoruz, gösteriyoruz, duyuyoruz ve artık biliyorsunuz. İktidarda bulunma sorumluluğunun gereğini artık bir saniye bile geciktirmeden yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Biz Saadet Partisi olarak şu an muhalefetteyiz. Ve üzerimizdeki bu sorumluluğun tüm gerekliliğini eksiksiz yerine getirmekte de kararlıyız. Vatandaşımızın sesine ses olmaya, her bir vatandaşımızın derdini kendi derdimiz kabul ederek çözüm yollarını aramaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu maksatla yarında çiftçilerimizle bir araya geleceğiz. Çiftçi kongremizi icra edeceğiz ve çiftçilerimizin sıkıntılarını ve taleplerini yine birinci ağızdan doğrudan kendilerinden dinleyeceğiz. Ve iktidar bugüne kadar olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmemeye devam ederse inanıyoruz ki ilk seçimde milletimiz Saadet Partisi'ni yetkilendirecek ve işte o zaman biz bu yet yetkilendirmenin bütün gerekliliğini yerine getireceğiz inşallah. Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğumuz hali tarif ederken çok misaller vermek mümkün. Bugün size bazılarına göre birazcık da lüks gibi gözükmüş olsa bile bir konuyu takdim etmek istiyorum. Evet, bugün her bir vatandaşımız ve toplumun her bir kesimi büyük problemlerle karşı karşıyadır. Hal böyleyken iktidarda bulunan arkadaşlar bir başka Türkiye tablosu çizmeye gayret ediyorlar. ABD bizi kıskanıyor. Avrupa bize imreniyor. Yakında çağ atlayacağız. Onlar da çatlayacaklar, patlayacaklar. Bizi kıskandıkları için gibi ifadelerle algı yönetmeye gayret ediyorlar. Keşke anlattıkları gibi olsa. Keşke ortada kıskanılacak bir ekonomi tablomuz olsa sevinirdik emin olun. Ama maalesef böyle bir tablo yok ve ne yazık ki durum hiç de gösterilmeye çalışıldığı gibi değil. Hem alım gücü hem hayat pahalılığı pek çok konuda dünya sıralamasında özellikle son yıllarda diğer ülkelerin epeyce gerisine düştük. Buna göre pek çok örnek verilebilir ve birçok farklı ülke ile farklı konu başlıklarında kıyaslamalar yapılabilir. Bazıları bu da nereden çıktı diyebilir ama yine de bir misalle bu konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Son günlerde vatandaşımız araba fiyatlarından ve bu nedenle araç sahibi olamadıklarından epeyce şikayetçiler. Bu konuda bir kıyas yap Parsak bunun neden böyle olduğunu açıkça görebiliriz kanaatindeyim. Otomobil bazılarına göre lüks gibi gözükse de aslında içinde bulunduğumuz şartlarda otomobil sahipliği artık bir gereklilik haline geldi demek pek de abartılı değil. Öncelikle TÜİK verilerinden hareketle ülkemizin en az iki ailesinden birinin arabasının olmadığı anlaşılıyor. Eurostat verilerine göre ise dünya genelinde bin kişiye düşen otomobil sayısında son sıralardayız. Gelişmiş ülkeleri bir kenara bıraksak bile Bulgaristan ve Romanya'nın dahi yarısından daha az otomobil sahipliğimiz söz konusu. Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'ne yeni üye olan ve hakikaten Avrupa standartlarında çok geride bulunan iki ülkeden bahsediyorum. Muhterem arkadaşlarım bunun ne manaya geldiğini şu misalle ortaya koymaya çalışacağım. Aynı model ve marka otomobil fiyatının Almanya'daki bir asgari ücretli ile Türkiye'deki bir asgari ücretlinin kaç aylık maaşına denk geldiğini kıyaslamak istiyorum. Almanya'da brüt asgari ücret 1614 euro brüt. Türkiye'de brüt asgari ücret 3577 lira. Aynı model Volkswagen Polo marka araç Almanya'da 16000 euro. Türkiye'de ise 216 bin lira. Bu verilerden anlaşıldığı üzere aynı marka ve model araç Almanya'da 10 aylık asgari ücretle satın alınabilirken Türkiye'de tam 60 aylık asgari ücretle satın alınabiliyor. 10 ay, 60 ay. Ayrıca bu tablonun brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığını, ülkemizde net asgari ücretin aslında 2825 lira olduğunu ve açlık sınırının da 2800 lira 830 lira olduğunu da unutmayalım. Şimdi soruyorum. Kim kimi kıskanıyor? kim milleti aldatıyor. Ve kim insanımızı yaya bırakıyor? Avrupa bizi kıskanıyor diyenler Avrupa'yı bir gidip görsünler isterim. Ancak bir şartla geri gelmek kaydıyla çünkü gidenlerin büyük bir kısmı geri gelmiyor. Saadet Partisi olarak biz insanımızı böylece kötü hayat standartlarına mahkum eden anlayışa kesinlikle razı değiliz. Biz istiyoruz ki insanımız için en temel ihtiyaçlar hayal bile edilemeyen şeyler olmasın. Biz istiyoruz ki gerçekten ekonomisiyle insanların alım gücüyle Hayat kalitesinin yüksekliğiyle hakikaten özlem duyulan ve kıskanılan bir ülke haline gelelim. İşte biz bunun için çalışıyoruz. Bu gaye ve motivasyonla siyaset yapıyoruz. Bazen soruyorlar aranızdaki temel fark ne? İşte bu Muhterem arkadaşlar tabii ekonomi çok önemli. Ancak toplumun diğer kesimleri, faaliyet alanları da ekonomi kadar yeri geldiğinde önem arz ediyor. Tabii bu konuların başında eğitim geliyor eğitim gibi hayati ve asla ihmal edilemeyecek bir konuda ne yazık ki birçok sıkıntı yaşanmakta. Bildiğiniz üzere uzunca bir süredir uzaktan eğitimle idare edilmek istenen, yürütülmek istenen eğitim öğretim süreci kısmen sona erdi ve bu hafta itibariyle de yüz yüze eğitim haftada iki gün, iki gün olmak üzere başlatıldı. Öncelikle öğretmenlerimize ve öğrencilerimize en kısa zamanda tamamen yüz yüze eğitime geçmeklerini, geçmelerini normal ve sağlıklı bir güne kavuşmalarını temenni ediyorum. Çünkü velilerimiz de, öğrencilerimiz de uzun zamandır devam eden uzaktan eğitimin sebep olduğu öğrenme kaybının farkındalar. Bu kaybın telafisi haftada iki günle olacak iş değil. Bunu iktidar da biliyor zaten. Bir an önce tamamen yüz yüze eğitime geçmek zorundayız. Bu artık bir tercih değil, gerekliliktir. Bunu da idrak etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız geçen hafta sonu gerçekleştirilen liselere geçiş sınavında sorulan matematik soruları işte bu mecburiyetin tescili ve yetkililerin halden anlamazlığının örneği olarak ortaya çıktı. Pandemi döneminde herkes aynı eğitimi ve desteği alamamışken veya almamışken herkese bu dendi zor sayılabilecek soruların sorulması eğitimde yıllardan beri yaşanan fırsat eşitsizliğini derinleştirmekten başka bir mana ifade etmiyor kanaatindeyiz. Muhterem arkadaşlar sorunlarımız elbette bunlarla bitmiyor. Sorun artına ardına sorunla karşılaşıyoruz Türkiye olarak. Maalesef memleketimizde bazı çevrelerin biraz daha para kazanma hırsı iktidarın da bu konudaki duyarsızlığı bizi en çok endişe ettiren husus. Bugün denizlerimizde gördüğümüz şey çevreyi kirletmeye ve memleketimizin doğal güzelliklerini tahrip etmeye dayalı büyüme modellerinin artık sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Büyüme modeli diyoruz da aslında büyüyor muyuz, büyümüyor muyuz? Veya yani lahana gibi bir büyümenin içine girdiysek sade aslında bunu büyüme diye tarif etmek de güçlenme manasına problemlerimizi ihtiyaçları giderme ihtiyaçlarımızı karşılama manasına biz bunu kalkınma olarak göremeyiz. Bu manada da büyüme olarak da göremeyiz. Bazı şeyler maalesef yıllarca safsaklanıyor. Meseleler patlayınca da şaşkınlıkla sözde acil eylem planları hazırlanıyor. Ama bunun harekete geçmesi hemen mümkün olmuyor. Bakınız Marmara Denizi'ndeki müsilaj en müsilajın en önemli nedenlerinden olan art, atık sularla ilgili ta 2006 yılında çıkartılan kentsel atık su yönetmeliği bugüne kadar uygulanmadı. Neden? Tam 15 yıl önce bir problemin farkına varılmış, bir yönetmelik hazırlanmış, çevre ve şehircilik Bakanlığı den, çıkarılan deniz salyalarının kıyıya vurmasına kadar bu yönetmeliği tatbikata koymamış. Yani buna gaflet de diyemiyoruz çünkü farkına varmışlar bir problem olduğunu görmüşler. Bir yönetmelik hazırlamışlar, ondan sonra da rafa kaldırmışlar, tek bir adım bile atmamışlar. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten böyle konularda işin vahametini nasıl anlatacağız bir türlü bilemiyor konuyu bilmiyor desek ve biliyorlarmış. Hiç çalışmalar çalışmamışlar desek, çalışma yapmışlar, yönetmelik hazırlamışlar. Ama iş tatbikata gelince demek ki birileri bundan rahatsız olmuş. Çünkü çevreyle ilgilenmek, tedbir almak hem devlete hem hükümete dolayısıyla hem de bu kirliliği yapanlara mali bir yük getirir. Bedavadan olmaz hiçbir iş. Kim etki yapmış da 15 yıl bu yönetmelik rafa kaldırılmış. Bunun hesabını soramazlarsa bu problemleri çözemezler. Bundan sonra da çözüp çözemeyecekleri belli değil. Burada sadece gaflet yok. Muhterem arkadaşlar, Türkiye haftalardır bu müsilaj meselesiyle ilgileniyor. Ne yazık ki normal bir hukuk devletinde yer yerinden oynaması gerekirken ülkemizde bu iddialar karşısında yetkililer kafalarını kuma gömmekten ileri gitmiyorlar. Yargı mensupları, emniyet yetkilileri, siyasiler, iş adamları, gazeteciler ve mafya liderleri aynı cümlenin içerisinde zikredilir hale geldi. Ayrıca aynı otelde tatil yaptıkları ve para alışverişinde bulundukları iddiaları dile getiriliyor. Yaşananların karşısında yetkililerin sessizliği ise istifhamların artmasına, iddiaların doğru olabileceği ne yönelik kanaatlerin pekişmesine ve kamusal vicdanın yaralanmasına yol açıyor çevre kirliliği önemli. Ama vicdanlar kirlenmeye başladıysa bunun önüne geçmek neredeyse imkansız gibi. Tövbe etmekten hatalarını tekrar gündeme getirip kabul etmekten başka çare yok. Bir müsilaj problemini çözemeyenlerin bugün Türkiye'de siyasete yansımış olan problemleri çözmesi ise neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Bunun için gündemlerine dahi almak istemiyorlar. Sorulara cevap vermek bile onlara zor geliyor. Meselelere böyle yazar yaklaşırsanız hiçbir problemi çözemezsiniz. Totaliter rejimler için Muhterem arkadaşlar, sopa neyse bizim gibi ülkeler içinde propaganda ve medya kuruluşları odur maalesef. Ülkemizde son yıllarda medyanın ne hale geldiğini hepimiz görmekteyiz. Şimdi ortaya atılan iddialar ve yaşanan son gelişmeler bu düzenin nasıl tesis edildiğini yargı, medya, sermaye düzeninin iktidara bağımlı yapısını ve bu kötü yönetme halinin ürettiği siyasal sonuçları gözler önüne serdi son zamanlar. Meğer vatandaştan KYK borçlusu gençlerden alacağını söke söke alan devlet kimlere göz yummuş? artık ortaya çıktı. Çiftçiye, esnafa, vatandaşa destek olması gereken Ziraat Bankası aslında hangi amaçla kimlere kıyak çekmiş o da ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Her yerimiz dert küpü. Denize bakıyoruz, dert var. Karaya bakıyoruz, dert var. Ekonomiye bakıyoruz, almış başını gidiyor zaten. Şimdi ister istemez bu noktada Ziraat Bankası'yla ilgili birkaç soruyu sorma ihtiyacını duyuyoruz. Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı ne? Türkiye'de tarım ve hayvancılığı desteklemek çiftçiye, köylüye, vatandaşa destek olmak amacıyla mı kuruldu yoksa geri planda başka bir amacı mı vardı? Şu anda denklem maalesef tersinden işliyor. Fakirden alınıyor, zengine veriliyor. İşçiden alınıyor, patrona veriliyor. Esnaftan alınıyor müteahhide ve medya holdinglerine veriliyor. Ben burada şunu hemen söyleyeyim. Hiçbir zaman sermaye düşmanlığını yapmadık, yapmayız. Dürüst bir şekilde çalışan esnafımızın da, sanayicimizin de, iş adamımızın da arkasındayız. Ama siz memleketin içinde sürüklen, içine sürüklendiği problemlerin yükünü vatandaşımızın sırtından alacağınıza, kaldıracağınıza, onun sırtına vurursanız işte ona rıza göstermeyiz. Burada söylediğimek istediğimiz sadece bundan ibaret. Ayrıca şunu ama ifade etmeye ihtiyaç duyuyoruz ki, iddialarda adı geçen şahıslar nasıl bir ihtiyaç duydular da, milyon dolarlık kredi çekerek bazı medya kuruluşlarını satın aldılar. Bu nasıl bir ihtiyaç? Bu neyin desteği? Elbette millet bunu bilmek istiyor. Parası olmayan bir insan bir medya kuruluşunu neden almaya kalksın? Ve bu paranın ödenip ödenmediğini de biz şu anda bilmiyoruz. Banka yetkilileri neden takip etmesin? 2008 yılında bir medya kuruluşunun satışında buna benzer bir olay yaşanmıştı. Şimdi haklı olarak sormak durumundayız. 13 sene evvel vakıf banktan alınan kredi ile satın alınan bu kuruluş şun borcu ödendi mi ödenmedi mi? Bazılarını ismen zikretmeyi doğru bulmuyorum. Sırf hedef göstermiş olmamak için. Ama bu konuların hepsinin açığa çıkarılması gerektiğine, kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Burada açık bir çağrıda bulunuyorum. Adaletten emniyete, iş dünyasından siyaset kurumuna ve devletin tüm kılcal damarlarına varıncaya dek ortalığı saran bu musilajdan ülkemiz bir an evvel arındırılmalıdır konusunu hükümetin, iktidarın dikkatine arz ediyorum. Eskilerin güzel bir ifadesi vardı. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın derlerdi. Elhamdülillah yarım asırlık tertemiz siyasi tarihimiz ortadadır bizim milli görüşçüler olarak. Saadet Partisi olarak bugüne kadar ne çiğ yedik ne milletin alın terine, emeğine ve tek kuruşuna elimizi uzattık, ne de birilerine peşkeş çektik. Bu nedenle de bizim karnımız hiç ağrımıyor Allah'a hamdolsun. Ayrıca milletimiz müsteri olsun ki bu iddiaların araştırılmasının, soruşturulmasının, çiğ yiyenlerin milletin hakkını gasp edenlerin ve bu yüzden bugün dile getirilen iddialar nedeniyle karın ağrısından kıvrananların da hesap vermesi gerekliliğini her fırsatta ve her zeminde dile getirmeye devam edeceğimizi bilinmesini isteriz. Tabii memleketimizde bu problemler yaşanırken dünyada da bir takım gelişmeler oluyor. Onlara da kısaca dış politikaya değinmek istiyorum. Bu dönem arkadaşlarım son zamanlarda İslam'a fobi bütün dünyada aldı başını gidiyor. Özellikle de geçenlerde Kanada'nın Ontario eyaletinde meydana gelen saldırıyı nefretle, şiddetle kırıyor. Bir insan düşünün, sokakta kaldırımda yürüyen bir ailenin üzerine alçakça arabasını sürüyor. Dört tane kişi hayatını kaybediyor, bir çocuk yaralanıyor. Ve bu dünyayı ayağa kaldırmıyor ki son zamanlarda Kanada özellikle Kanada başbakanı bu konuda hassas davranan bir insan bunu da biliyoruz anlıyoruz görüyoruz ama orada bile eğer bir insan sokakta yürüyen bir ailenin üzerine arabasını sürüp Bunların dördünü katlediyorsa bu belhum adal denilen insandır. Yani hayvandan daha aşağı mertebededir. Tabi sadece bunlar değil. Maalesef son zamanlarda geçmişte yaşanan özellikle Kanada'da ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde yaşanan fecaatler de ortaya çıkmaya başladı. Ama hemen şunu ifade edeyim ki bu anlattığım olay Kanada hükümeti tarafından nefret suçu olarak kayıtlara geçirildi ve saldırganın İslamofobik saliklerle hareket, te, hareket ettiği açıklandı. Bunun böyle tescil edilmiş olması da bir müsbet istikametteki gelişme olarak görülebilir. Ama geçmişe döndüğümüzde üzeri örtülmüş hadiseler şimdi ortaya çıkmaya başladı. Bir hafta evvel Kanada'nın bir eyaletinde geçmişte yani yaklaşık 100 sene önce 1921'de bir yatılı okulda 215 çocuğun yerli, kızıl derli tabir edilen çocuğun katledilmiş olduğu anlaşıldı. O da şu anda bulunan cesetlerle 215 çocuk yatılı bir okulda katledilmiş. Ve bunlar kendilerini medeni kabul eden ülkeler. Biz de onlara özeniyor. Muhterem arkadaşlarım sadece orada değil Amerika'nın yine Kanada eyaletine yakın bölgesinde de benzer katliamların yaşanıldığı ortaya çıktı. Geçmişte bunlara efendim 30-40 kişi güya katledilmiş gibi gösterilirken arkasından yapılan araştırmalar bunun gene birkaç yüz kişi olduğunu bir şehrin top topyekun ortadan kaldırıldığını gösteriyor. Bu bize batının gerçek yüzünü gösteren gelişmeler, hadiseler. Muhterem arkadaşlar, Avrupa bu gerçeklerle yüzleşmek, İslam ülkeleri de bu konuyu tüm yönleriyle ele almak mecburiyetindedir çok açık ve net olarak gözüküyor ki bugün Avrupa'da ciddi bir İslamofobi var. İslamofobi yeni icat edilen bir terim. İslam korkusu. Yani Müslümanlardan korkulması icap ediyor. Müslümanlar Batılıların geçmişte işledikleri hiçbir cinayeti işlemediler. İşte İspanya kendi dışında hakim oldukları zaman herkesi katlettiler ki İspanya'da Müslümanlar hakimken herkese yaşama hakkını, insanca yaşama hakkını vermişti. İşte Kudüs ne zamanki Haçlılar hakim oldu, Müslümanlarla yaşamaya razı olan Hristiyanları bile katlettiler. Ne zamanki Selahattin Eyyubi Kudüs'ü yeniden hürriyetine kavuşturdu herkese yaşama hakkı tanıdı. İslamofobi uydurulan bir tabir. İslam'dan korkulmaz. İslam hayat verir. Adaleti temsil eder. Ama ne yazık ki bu konu Avrupa'da her geçen gün biraz daha öne çıkarılıyor. Macron gibi devlet başkanları da kendilerine bakmadan bu alçaklığı maalesef işliyorlar. İslam'a karşı bu korku ve ardından nefret elbette halkta da bir takım tepkilerin oluşmasına vesile oluyor. Son yıllarda bu İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı maalesef artmış. Son 5 yılda bu artışın yüzde %250 olduğu saldırılarda hayatını kaybedenlerin ise %707 misli arttığı ifade ediliyor. Durum gerçekten bu kadar vahimdir ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Hem uluslararası kuruluşlar hem İslam ülkeleri hem de bütün dünya bu konuda ayağa kalkmalı, konunun ehemmiyetini idrak etmelidir. dönem arkadaşlarım, sonuna geliyorum. Birkaç konuyu daha temas edip toplayacağım. Bildiğimiz gibi 14 Haziran'da NATO zirvesi akdedilecek Avrupa'da. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Brüksel'de bu vesileyle bir araya gelecekler. Ancak bu konuda neler görüşülecek az çok tahmin etmek mümkün. Ama şunu unutmayalım. Şu anda Avrupa'nın da Amerika'nın da gündeminde bulunan birinci madde Büyük Orta Doğu Projesidir. Büyük Orta Doğu Projesi'nin esas kimliği adı Büyük İsrail Projesidir. Orta Doğu'da haritaları yeniden çizmeye, sınırları değiştirmeye kararlılar. Maalesef hedefte bütün İslam ülkeleri olduğu gibi Türkiye'mizde var. Bizim de sınırlarımızın değişeceği o haritalarda gösteriliyor. Önce bizim Cumhurbaşkanımızın geçmişte bir yanlışlıkla diye düşünüyorum. İnşallah öyle olmuştu. Büyük Orta Doğu proje eş başkanlığından çıktığını artık bu projenin karşısında olduğunu ifade etmesi gerek. Bu bizi tehdit eden bir proje. Şu anda Biden'ın İsrail başbakanına hitaben "Evet ben Yahudi değilim ama bilesiniz ki ben Siyonistim." demesi bu fecaatin en önemli gö göstergelerinden birisidir. Hele de böyle bir noktada Onların ağzına bir pal bal çalalım gibi bir takım düşünceler varsa ben bu düşüncelerden de vazgeçilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok önemli değilmiş belki gözüküyor ama NBŞ yani bu konularda bizim tatlandırıcı konusunda bir ihtimal acaba bir kıyak geçebilir miyiz diye dünyada gıdalara katımı bunun yasak. İlaç dışında e, Türkiye'de yüzde iki buçuk kullanılıyor, yüzde beşe çıkarılma ihtimali var. Ha bu tarzdaki eğer bir takım kıyaklar düşünülüyorsa bu tehlikeli bir yaklaşım olur. Bunu mutlaka hatırlayalım. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmeye başlarken bu tehlikeleri en azından söylemese bile kendisinin gündeminde hissederek konuşması icap ettiğini bir defa daha vurgulamayı önemsiyorum. Muhterem arkadaşlarım, bunun da çözümü var. Bu bölgede bulunan ülkeler bir araya gelmek mecburiyetinde. Savunma yönüyle bütün ülkeler sadece Suriye, sadece Irak tehdit altında değil, dediğim gibi Türkiye'de, İran'da. Mısır'da, Libya'da, Suudi Arabistan'da bütün ülkeler tehdit altında. Buna karşı biz bir araya gelerek bir direnç göstermek mecburiyetindeyiz. Dünyayı değiştirmeye çalışıyorlar. Bir kısmı artık kıyamete yaklaştık. Biz elimizi çabuk tutmazsak bunun zararını göreceğiz diye bir kanaate gelmiş bulunuyorlar. Bunun için ne yapıp yapıp Türkiye olarak da, bölge olarak da harekete geçmeye, bir savunma adeta şimdilik paktı oluşturmaya mecburuz. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı, işte D8'ler bunun ilk adımları idi. Biz şimdi bunu yeniden ayağa, ge hayata geçirmek gayretinin içine girmeliyiz. İktidarı da bu noktada uyarıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. 19 yıllık siyasi iktidarları zamanında bu konular hiç gündeme gelmedi. Ne İslam Birliği ne de sekizler bu iktidarın gündeminde yer almadı. Sadece geçenlerde D8 yönetim D8 e, temsilciliği bizdeydi. Başkanlık onu Bangladeş'e devretti. Bu medyada bir görüntü olarak yer aldı o kadar. Ama buna mutlaka sahip çıkmaya ve bu meseleyi ciddiye almaya mecburuz. Aslında ekonomi önemli, eğitim önemli, sağlık önemli ama dünyanın yeniden şekillendirilmesi istikametindeki gelişmeler çok daha önemli. Güçlü olursak etkili oluruz. Ekonomi o yönüyle önemli. Güçlü olursak bu gelişmelere mani oluruz. Ekonomi bundan dolayı önemli. Kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayacak bir noktaya gelmeye mecburuz. Kendi silahımızı da, savunma silahımızı da onun için kendimiz yapmaya mecburuz. Son zamanlarda bir takım adımlar atıldı ama bundan hiç bir tanesi yeterli değil. Rusya ile olan S400'ler önemli. Onları terk edeceğiz yerine ne alacağız? Onu düşünmeden elbette karar almaz bu iktidar diye ümit ediyorum. Evet, vakti biraz geçirdim. Arkadaşlarımızın soruları varsa onlara hemen cevap vereyim. Buyurun. TV5 muhabiri Alper İnanç. Eee efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında muhalefete neymiş millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru verin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkan, imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık dedi. Bu konudaki açıklamalar yorumunuz nedir? <laughs> i̇şte söyledim. Evet bir defa herkese pirinç, Bulgur gibi şeyleri ekmeği gönderiyorlar ama esnaf da soruyor tamam da ben vergimi bununla mı ödeyeceğim diye. Biraz önce söyledim. Çok açık ve net. Siz sadece bulgur, pirinç, bilmem fasulye, ekmek dağıtarak bu sıkıntıları giderdiğinizi zannediyorsanız siz bu problemleri çözemezsiniz. Bir defa bunun bilinmesinde fayda var. Otomobil misalini de, misalini de bunun için verdim. Avrupa'daki bir adam 10 aylık maaşıyla asgari ücretle bir arabayı alırken bizde 60 aylık maaşıyla alabiliyor. Esnaf ben ölüyorum diyor. 12 kişi Konya'dan verilen bilgi 12 kişi intihar etmiş. Binlerce iş yeri kapatılmış. E siz şimdi hala Başka bir türkü çağırmaya çalışıyorsunuz. Bunun bir faydası var yalnız Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tavrının. Milletin uyanmasına vesile oluyor. Çünkü dalga geçiyor gibi. Siz ne bağırıp duruyorsunuz ya? Açız diyorsunuz. Yiyin ekmeğinizi oturun oturduğunuz yerde. Yetmez mi bu size tavrı? Türkiye'nin ekonomik problemlerinin çözüldüğü manasına gelmez. Evet. Efendim dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kanal İstanbul Marmara'yı deniz halyası sorundan kurtaracak demişti. E, bilim insanları da bu bakan e, bilim insanları da bakanın bu açıklamasını umarım şaka yapmıştır şeklinde eleştirdi. Evet. Bugün de Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulması için 26 Haziran tarihi verildi. Siz de projeyi eleştirilen, eleştirilen eleştirilenlerdensiniz. Evet. E, proje başlamadan önce hükümetle bu konu hakkında görüşmek ve önerilerinizi sunmak için bir görüşme talep edecek misiniz? Yani bir görüşmeye ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim. Bu konu o kadar açık ve net bir şekilde ifade edildi ki tekrar gidip bizatihi bunu Sayın Cumhurbaşkanım duymadınız mı? Bak bir daha söylemek istiyorum demenin bir faydasını görmüyorum. Her şey söylendi. Bilim adamları raporlar hazırladılar. Yani Sayın Çevre Bakanı, yani bir şey vardır. Şaşkın ördekle ilgili suya girerken sanki öyle giriyor gibi geldi bana. Kanal İstanbul <laughs> Marmara'nın bu müsilaj problemini çözecek. Allah akıl fikir versin. Zaten onun için çözemezler. Onun için bu kadar şaşkın bir çevre bakanı çevreyi bilmiyor ki bu konularla ilgilenebilsin. Kendine göre bir türkü tutturmuş, söyleyip gidiyor. Çözemezsin arkadaş. Çözemezler. Ekonomiyi de çözemezler. Eğitimi de, sağlığı da, dış politikada da başarıya ulaşamazlar. Niye? Kendi türkülerini kendileri söylüyor, kendileri dinliyor. Gerçeği duymak istemiyorlar gerçeği duydukları zaman da rahatsız oluyorlar, itham ediyorlar. Onun için ben Türkiye'nin artık bu hükümet tarafından hiçbir probleminin çözülmeyeceğine kanayım. Artık bu bende sadece bende olan bir hususiyet değil. Herkes bunu görmeye başladı. Bugüne kadar 18 yıldır, 19 yıldır iktidara destek veren insanlar bile pes dediler artık. Bu arkadaşlar problemi görmeyen problemi çözemez. Bu problemleri çözemezler bunun için. Evet. Efendim son olarak PTT'de hayali evrak vurgunu olarak adlandırılan 200 milyon liralık kayıpta imzası bulunanların daha sonrasında soruşturma açılması beklenirken aksine farklı kamu kurumlarının yönetimine yerleştiği belirlendi. E, duruma ceza yerine ödül yorumlarıyla tepki gösterildi. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Siz yolsuzluk yapalı, yolsuzluğu araştırmakla görevlendirirseniz yolsuzluk ortaya çıkmaz. Hatta marifet olarak gösterilir arkadaş ya. Neredeydin sen be? Herkes pastadan pay alırken sen ufacık bir kaşık bile bir şey alamamışsın. Senden adam mı olur? Der bunlar. Meseleye yaklaşım onun için diyorum suya şaşkın orada suya girerken nasıl gireceğini şaşırmış. Bunlar da öyle giriyorlar. Yolsuzluk yapan adama yolsuzluk araştırması verilebilir mi ya? Halimizin perişanlığını anlatıyor bu dediklerin. Başka da bir söze ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim. Evet, başka bir soru yok. Teşekkür ediyorum.